bir çocuk desem hani uzay mühendisi olacağım, ne dersler? Anında şunu derler, bak zıpla zıpla anca varırsın yani. Hani zıplamaya başla anca varırsın uzaya falan. Yani bizde bir kere bunları bırak şeyi ciddiye alma, inanılmaz bir sarkazm var ve umutsuzluk var. Ve sürekli böyle ben çocukluğumdan beri bildim bileli uzay enstitüleri kurulur, bildim bileli yerli araba çıkar, bildim bileli yerli uçaktır bilmem nedir. Bunlar, bu geyikler çocukluğumdan beri döner. Bu şey gibi yani, hani hep aynı terane yani, dönüp dolaşıp o aynı kısır döngü tekrar yazılıyor. Şimdi ben bir Hürriyet'e 23 Nisan makalesi yazmıştım, Hürriyet gazetesine. Belki geleceğin Türkiye'sini hayal ediyordum. Gençlik zamanında çok idealistim o zamanlar, 2005 yılında yazmıştım bunu. Hürriyet gazetesi de bunu manşetten yayınlamıştı o dönem. İşte gelecek Türkiye hayali diye. Ve orada mesela ben eski bir gazete manşeti, Hürriyet'in eski manşetine bakmıştım zannediyordum. Mecliste diyor 1940'lardan mı? Mecliste diyor laiklik konusu tartışıldı diyor. 1950'lerden zannederim, 60'lar öyle. Hemen üstünde de diyor uzaya işte Yuri Gagarin ilk adımını attı. O günün gazetesiydi bu. Mesela dünyada hani uzaya insanlar adım atıyor. Bizde de mecliste laiklik yasası tartışıyor. Tabii 1960'ın mı ne haber yani? Tarihini de hatırlamıyorum. Ama hakikaten acı bir şey yani. Bir şeylerin değişmesi için bence öncelikle ezberci ve tek tipçi sistemden çıkmak gerekiyor. Önce ilk yapılacak olan şey özgürlük yani. Ve eleştirel düşünme. Yani bu olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu şey gibi. Gerekli toprak, bir bitki yetiştirmek için nasıl bir toprak lazım? Su lazım, hava lazım. Bu o kadar önemli yani, bu özgürlük ortamının olması. Hakikaten özgürce hayal kurma, bağımsız düşünme. Bunların genç nesillere hakikaten güzel bir biçimde, iyi bir eğitim sistemiyle aktarılabilmesi, çocukların hayal kurmasına imkan tanıma, teşvik etme, buna göre eğitim sistemlerini dönüştürme, bu gerçekten çok zor işler. Yani. Ne yazık ki insanın ömrü kısa. Yani... Yani benim ömrümün yeteceğini düşünmüyorum bunları görüp. Geldik gidiyoruz yani. Belki hani bizim çocuklarımız falan ya da belki torunlarımız, bilmiyorum artık ne kadar kötümser olduğumuza göre değişir. Ama yani iyiye gidecek midir bir şekilde, ama o cycle'lar bazen yani 10 sene oluyor o şeyler. Düzelmesi bazı şeyler. Dediğim gibi gençliğimde ben çok idealistim. Hala da inanıyorum ama hani böyle yaş 40'ı geçince artık böyle daha şey oluyorsun. Ne oluyorsun? Daha şüpheci oluyorsun. Daha eleştirel oluyorsun. Daha böyle hani dünyanın nasıl işlediğini daha iyi görüyorsun. Dünyanın dinamiklerini falan daha iyi görüyorsun. Daha iyi okuyorsun ülke dinamiklerini. Tabii ki hani idealizmimden bir şey kaybetmedim aslında. Hala çok idealistim. Ama bunu küresel ölçekte yapmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve ülkeme de böyle daha çok faydalı olabilirim diye düşünüyorum. Küresel ölçekte düşünüyorum artık yani bazı. Böyle çoğu zaman çok dar düşünüyoruz. Sadece Türkiye odaklı düşünüyoruz. Hakikaten ufkumuzu açmamız gerek. Yani onun için işte seyahat çok önemli. Uluslararası okuma, insanlarla tanışma, onlarla iletişim bağları kurma, oralara gidip gelme, görme. Bunlar gerçekten çok önemli. Dünyayı takip etme, dünyadan kopmama. Ne yazık ki şu anda böyle giderek herkesin daha çok içine kapandığı, kapanacağı bir döneme doğru giriyoruz. Koronavirüsünden sonra bu da biraz hızlanacak diye düşünüyorum. Ne yazık ki küresel bütün şeyler bundan etkilenecekler. Bütün dünyadaki işte özellikle batı demokrasileri zaten şeyde, düşüşte. Dolayısıyla otoriterliğin böyle bütün dünyada daha yükselişe geçtiği, içine kapanışın başladığı bir dönemden geçiyoruz ne yazık ki. Ve bu büyük talihsizlik, çünkü dünyanın daha fazla beraber çalışması gerektiği, aciliyet ve öncelik gerektiren küresel problemlere çözüm, acil çözümler gerektiren bir dönemde yaşıyoruz. Koronavirüs sadece bu işin fragmanıydı. Asıl olay global warming, iklim değişikliği. Bu iklim değişikliğinin küçük bir tecellisiydi bence koronavirüs. Bu iklim değişiklikleri bütün hayatımızı tamamen alt üst etmeye başladığı zaman bu sefer korkunç dönüşümlere maruz kalacağız. Ve çok acı tecrübeler yaşadık. Türkiye'nin de içinde bulunduğu şeritte çok büyük kuraklıklar yaşadık. Eğer bir şey önlem alınmazsa. Ve zaten betonlaşma, çölleşme yaşıyoruz. Yani bu hani doğal kaynaklarımızı zaten tükettik. Bütün dünyada zaten çok büyük riskler var. Okyanus seviyeleri yükselecek de buzullar eridikçe ve çok daha fazla zaten kasırgalar yaşanıyor. İşte İngiltere'de geçtiğimiz yaz 40 dereceleri görmüştük biz. Bütün Avrupa'da 44-45 dereceleri buldu. Dünya başkentleri 50 dereceleri buldu. Yani bu küresel ısınma dediğimiz şey içinde yaşıyoruz şu an. Başladı yani. Greta Thunberg kadar şeyimiz yok. Yani bütün bu, bütün dünyada bu kadar böyle yönetici var, bu kadar sistem var, bu kadar kurum var. Hepsi çöp yani. Bir Greta Thunberg kadar olamadık yani.
kızın kadar böyle berrak bir şeyimiz yok yani. Bununla ilgili düşünme sistemimiz ne yazık ki yok. Ama kız helal olsun, tek başına böyle milyonlarca kişilik bir hareket başlatmış oldu. Ben işte o yeni nesle güveniyorum. Greta Thunberg nesli. Yeni bir nesil. Alfa nesli. İşte Z neslinden sonra alfa nesli. Onlar daha bir bilinçli geliyorlar. Onlardan biraz ümitliyim. Ama böyle çok büyük acılar yaşanacağını düşünüyorum. Bu küresel iklim değişikliklerinden dolayı. Dünyanın dengeleri de çok hızlı değişecek, dönüşecek. Yeni aktörler ortaya çıkacak. Yeni şirketler ortaya çıkacak. Yarının geleceğini şekillendirecek şirketleri biz daha bilmiyoruz. Yani onlar daha yeni yeni ortaya çıkacaklar. Ve hakikaten böyle circular ekonomi, donut ekonomisi diye bir kitap var. O da güzeldi bu arada. Circular ekonomiye geçen firmaların daha böyle yükseleceği bir döneme giriyoruz. Hakikaten bu iklim değişikliğini sadece söylemde değil de eylemde merkeze alan firmalar, kurumlar daha başarılı olacaklar ve zaten son şansımız onlar yani. Dünyada ben artık böyle pozitif değişimin hükümetler tarafından başarılabileceğine inancımı çok yitirmiş durumdayım. Ama şirketlere olan inancım da yok ne yazık ki. Yani şirketler daha da beter. Hani mesela şöyle diyebilsem hani tam artık hükümetlere güvenmiyorum yani. Yani hakikaten dünyadaki bir tek Yeni Zelanda hükümeti, o kadına güveniyorum yani. Dolayısıyla böyle hükümetten bir umudum, beklentim yok. Hiçbir hükümetten dünyadaki. Dünyada dönüşümü başlatacak bir şey varsa hakikaten değişimi, dönüşümü başlatacak şeyler bence şirketler. Zaten dünyadaki ilk 200 oluşuma bak, en büyük gücü olan şeyler hepsi hani şu anda hükümetlerden daha güçlü hale gelmişti şirket. Dolayısıyla bu problemleri çözecek birileri varsa onlar işte benim umudum Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk işte bunlar ne yapacak? Son umudumuz bu tür insanlar. Jack Ma. Bunlara kaldık yani. Onlar ne derse hani ne böyle yeni açılımlar yaparsa onun gibi insanlar yani. O ruhta. Onlar gibi çok okuyan, geliştiren, deney yapan, inovasyon geliştiren, hakikaten böyle dünyayı dönüştüren kafalarla ve girişimcilerle. İşte bu da ancak İşte dünyanın en iyi, böyle en büyük firmalarının tepesinde yapabileceği şeyler ancak. Hani bunlara güvendiğim için de değil yani. Güvenmiyorum, bunlara da güvenmiyorum ama en iyi opsiyon gene elimizde onlar var yani. Ne yazık ki gelecek nesillere korkunç bir dünya bıraktık gerçek olan. Ve bizim çocuklarımız, işte torunlarımız falan çok daha böyle korkunç bir dünyaya geliyorlar yani gelecekler. Ne yazık ki yani insanın da böyle... İnsanoğlu ne yazık ki böyle biz rasyonel bir şey düşünüyoruz ama insan rasyonel olduğu kadar aynı zamanda irrasyonelliği var. Yani mesela seni rasyonel düşünmeni, soğukkanlı düşünmeni gerektiren mesela 100 tane şey varsa, faktör varsa bir 100'e yakın faktör de irrasyonel düşünmeni gerektiren şeyler de var yani. Hani insanın yapısı böyle. Dolayısıyla Charlie Munger diyor ki bunları birbirinden ayırıp ayrı ayrı analiz etmemiz gerekiyor. Bir rasyonel olarak mesela piyasa nasıl davranır ya da insan nasıl davranır? Rasyonel bunu gerek. Görünmez el falan filan hikayeleri var ya. Yani o görünmez el de piyasadaki bir tarafımıza kaçtı yani o da ayrı mesele ama. Bir ona bak diyor evrensel, objektif, rasyonel olması gerekene bak. Bir de insanın işte hırslarıyla, duygularıyla irrasyonel olarak neler yapıyor bir de ona bak, ona anlat. Hepimiz böyle onlarca hata yapıyoruz. Aslında psikoloji disiplini bunları çok daha iyi incelemesi gerekiyor. Ama ne yazık ki çok dağınık. Yani insan... ların yaptıkları psikolojik hatalar, rasyonel davranmaması. Bu büyük bir problem. Yani ben bunu hatta sınıfımda oyunla öğretiyorum öğrencilerime. Sınıfı üçe ayırıyorum. Oyun teorisi bir oyunum var benim. Game teori oynatıyorum. 7-8 kere birbirinizle diyorum cooperate, işbirliği yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Şöyle, 3 gruba ayırıyorum. 3 grubun da birbirine ihtiyacı var. Başarmaları için işbirliği yapmaları gerekiyor. Ama öne geçmeleri için, kendi alt gruplarını öne geçirmek için de işbirliği yapmamaları gerek. Dolayısıyla ben onlara 7 kere, 8 kere soruyorum. İşbirliği yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Kartlar var. Yes, işbirliği yapacağım. No, yapmayacağım. No diyen her zaman fazla kazanıyor. Eğer, mesela şöyle kombinasyona göre, işbirliği yapacağım diyenler para kaybediyor. Yapmayacağım diyenler para kazanıyor oyunda. Eğer 3'ü de, 3 grupta no derse, 3'ü de işbirliği yapmayacağım derse, 3'ü de para kaybediyor. Eğer bir tanesi işbirliği yapacağım derse o para kaybediyor, diğerleri para kazanıyor, no diyen. Eğer iki tanesi işbirliği yapacağım derse no diyen çok kazanıyor, yes diyenler para kaybediyor. Oyunun kurulması bu şekilde. Yani oyunu bu şekilde kurduğun zaman şunu görüyorsun. Her grup her ne pahasına olursa olsun kendisi öne geçmez. Hırsla. Defalarca ben bunu 30 kere oynattım bu oyunu.
şöyle söyleyeyim, 28 defa grup kendi çıkarını düşün. Kendi... Başkasını düşünen oluyor mu hocam mesela, diğer tarafı düşünen? İki kere oldu. Onda da en başından şöyle dediler, açıkça, şeffafça hepimiz yes diyeceğiz, işbirliği yapacağız, var mısınız arkadaşlar dediler. O anda da o diğerlerini güvenceye tuttu, varız dediler. Çok nadir olan bir şey yani. Şimdi bu simülasyon çok şey anlatıyor. Dünya sistemini de anlatıyor aslında. Oradaki üç grup ulusları düşün. Uluslar bunlar yani. Ve sınıfta Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler herkes diyor ki işte dünya barışı, dünya barışı, dünya barışı. Ama arka taraftan herkes kendi çıkarını, jeopolitik çıkarı neyse işte kendi işte terör grubunu destekliyor bilmem ne. Bildiğini okuyor herkes. Kimsenin umurunda değil dünya barışı. Bırak Allah aşkına. Yani insanda bu kadar hırs olduktan sonra bir noktada benim hatta her seferinde şöyle bir şey yaşanıyor sınıfta. Diyorum ki son şansınız bu. Bu elde de işbirliği yapmazsanız hepiniz atılacaksınız, hepiniz kaybedeceksiniz, hepiniz iflas edeceksiniz. Tek şansınız diyorum bu. Biliyorlar, herkes de biliyor tek şansı olduğunu. Ama şunu söylüyorlar. Hocam diyor, burada diyor hepimizin kazanması falan umurumda değil diyor. Önemli olan diyor öbürlerinin kaybetmesi. Ona takmış. Yani bu çok enteresan bir şey. Yani orada öyle bir nefretle, hınçla o kadar gözü dönüyor ki insanın. Orada tek düşüşü karşı tarafa maksimum zararı verebilir. Bu çok ilginç yani mesela. İnsanın karanlık tarafına dair çok ürkütücü bir şey. Sınıfta ben bunu 30 kere oynattım yani. Her seferinde böyle oluyor ya. Yani demek ki biz akıllanmıyoruz yani. Böyle karanlık, iğrenç mahluklarız yani. Hani insanoğlu böyle bir şey yani. Ne yazık. Hani bunun üzerine çıkamıyoruz bir türlü yani. Hocam psikolojik bir deney yapılmış herhalde bununla ilgili de. Böyle işte atıyorum bir mahallede 100 kişi yaşıyorsa hepsine birer tane işte Hacı Murat veriyorlar. Herkes seviniyor. Sonra bir tane kişiye Hacı Murat verip diğerlerinin hepsine Mercedes veriyorlar. Yani dün elinde yoktu ama diyor ki hayır. Yani onlarda Mercedes var. Bir kere bendeki düşünceyi beğeniyor. Equity teori. Yani maymunlarda da yan yana maymunlara bazısına işte muz veriyorlar. Bazısına işte atıyorum bezelye sevmediği bir şey veriyorlar. Alıp o bezelyeleri suratına fırlatıyor. Aynı şey insanda da o monkey brain aynı yani. O maymun beyni. Hırs, haset olunca hocam yani hakikaten yani başkası kaybetsin. Önce... Tabii. Ama bu mesela bütün... Orada mesela ben şeyi görüyorum. Bütün ulusları görüyorum. Dünya ulusları. Yani bu şeyde de yaşadığımız krizlerde bütün dünya hükümetleri sınıfta kaldı. Koronavirüsü olayla. Hocam dün bir seminere katılmıştım da online yine şey diyor yani işte. Sadece bir günde... $5 milyar dünya silahlanmaya harcıyor. Şimdi dediğiniz gibi herkes barışı istiyor ama tabii. Bir günde $5 milyar bu nerelere aktarılabilecek eğitime, sağlığa, şeylere. Bırak hepsini, geberip gideceğiz, gezegen batıyor. Yani bu insanoğlu kadar aptal bir şey, hani bu kadar aptallık olabilir mi ya? Yani bu dereceler yükselmeye başladıkça geri dönülemez şekilde sonumuz geliyor ya. 1,5-2 derece daha arttığını düşün. Artık yani seni beni dinlemez. Evrensel kurallar geçerli olmaya sen öğütülüp kalacaksın yani. Kasırgalar, açlıklar, yemek bulamayacaksın, göçler, korkunç bir dünya geliyor yani. Hani bunu niye görmüyoruz biz hala? Hala niye bu kadar kısa vadeli düşünüyoruz? Anlamak çok gerçekten. Bir şey var ya, bir Türk sakız adasına gitmiş, sakız ağacı almış. Ondan sonra onu ekeceğim ben de işte satacağım, zengin olacağım diye sakızları. Sonra diyorlar ki buna, iyi de bu 100 sene sürüyor. Sakız çıkarması. Biliyorsun değil mi diyor bunu. 100 sene sürdün. Hemen atıyor adam. Yani bütün aldığı ağaçları falan atıyor. Ya sen o kadar şey yapmışsın. Dik onu çocukların, torunların devam eder yani. Hani böyle bir şey yok. Kısa yoldan böyle köşe dönmece. Hemen böyle ufacık bir şeye fit olma. Böyle sadece yarını düşünme. Ya da sadece bugünü düşünme. Hani böyle uzun. Biz aslında şöyle bir paradoksumuz var. Yani içinde bulunduğumuz zamanı düşünme gerektiği zaman İçinde bulunduğumuz zamanı düşünmüyoruz. Mesela içinde bulunduğun zamanı maksimum verimli değerlendirsen, içinde bulunduğun dakikaya kendini tam versen belki çok verimli olacaksın. Bunu da yapmıyoruz. Ya gelecekteyiz, takılıyız, ya geçmişte takılıyız. Bütün şeyleri, defans sistemlerini dağıtıyoruz. Mindful olmuyoruz. Gerçekten içinde bulunduğumuz dakikaya odaklanmıyoruz bir taraftan. Ama öbür taraftan da böyle uzun vadeli tedbir alınması gereken, sistemci düşünülmesi gereken şeylerde de tamamen kendi kendine zarar veren, self-defeating bir yapımız var insanlar olarak. Ne yazık ki. Bunu aşmak da çok ciddi bir şey gerekiyor. Nefis terbiyesi, eğitim, uzun vadeli, işte bütün bu sistemci düşünme, perspektif, eğitim seviyesinin falan bayağı bir artması lazım. Yani bunları algılamak için. En büyük problemimiz ne yazık ki eğitim. Türkiye ile ilgili konuşacak olursam. Yani eğitim sistemini biz düzeltmeden, eğitim seviyesini yukarıları taşımadan, her ne yaparsak yapalım, böyle her şey böyle makyaj gibi kalacak.
ve boyaları dökülecek. Yani onun için böyle neslin, yeni neslin yenilenmesi, işte bilinçlenmesi falan gerek. O da kolay değil. Yani ama uğrunda gerçekten çalışılıp uğrunda ölünebilecek bir şey yani bence bu. Eğitim sistemi için elinden gelen her şeyi yapabilmek mesela. Yani bununla ilgili yenilikler üret. Yeniden bir hani açılım yapabilmek. Böyle bu gerçekten çok yapılabilecek en güzel şeylerden biri herhalde Türkiye için. İşte onun için ben şeyi çok değerli görüyorum. Barış Özcan'ı. Hani Barış Özcan gibi böyle bir hani bizim bin tane insanımız olsa hani genç nesli eğitebilecek, düşündürebilecek, gelecek bilimle, teknolojiyle ilgili böyle hakikaten yeni ufuklar açabilecek. Bin tane kanaat önderimiz olsa hani ülkemizde. Öğretmenlerimiz bu kadar hani etkili olabilseler, kendilerini, mesleklerini ki eminim bir sürüsü çok etkili ve ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ama işte o noktada da öğretmenlerimizin kendisini geliştirmesi için onlara biz yeterince kaynak ayırmıyoruz. Sorun orada. Yani onları teşvik etmiyoruz. Yani öğretmenlerimizin önce hayallerinin, ufuklarının, kendileri gelişimlerinin önünü açmak gerekiyor. Hani temelden değiştirmek, bütün sistemi dönüştürmek gerekiyor. O işte çok zor bir iş. Onu başarabilmek. Onun dönüşümünü yakalayabilmek. Ama bu demek değil ki hani bu imkansız. Bir yerden başlamak da gerekiyor. Projelerle, yeniliklerle, açılımlarla. Ki bunu yapmaya çalışan bir sürü insan da var yani. Hani haklarını yememek lazım. Ama çok uzun bir yolculuk. Gerçekten zor bir yolculuk. Yani biz kendi teknolojimizi böyle üretmedikçe, kendi hayal gücümüzle böyle geleceğimizi tasarlamadıkça, liyakate dayalı sistemler kurmadıkça, gerçekten bilime, teknolojiye, doğaya, insana yatırım yapmadıkça, bu ayrımcılıktan sıyrılmadıkça, kinle, nefretle böyle bizden olanlar, öbürden olanlar bunların üzerine çıkmadıkça, herkese hakikaten beraber bir arada yaşama becerilerini, demokrasi kültürünü biz tam olarak yeşertmedikçe, eğitim seviyesini tam olarak arttırmadık. Ne yazık ki böyle aynı şeyleri tekrar 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 yaşayacağız. Bu cycle'lar hiç bitmeden birbirini sürekli öğütüyor Türkiye'de. Birileri birilerini öğütüyor sürekli. Yani çocukluğumda da aynı hikayeydi. Şimdi de aynı hikaye. Sadece aktörler değişiyor. Başka bir şey değişiyor. Hani aynı kısır döngüler ne yazık ki devam edecek gibi duruyor. Yani şu anda bunun değişeceğine dair benim bir inancım, umudum yok. En azından kısa vadede. Belki orta ve uzun vadede değişebilir inşallah. Bir mucizedir yani Güney Kore mucizesi. Japon mucizesi mucizedir yani. Çin aynı şekilde bir mucizedir ya. Çin dünyanın en yoksul ülkesiydi. Dünyanın en fazla yoksul içeren ülkesiydi Çin 30 sene önce. 30 senede dünyanın en zengin ülkesi olmayı başardı. Bu nasıl bir dönüşümdür ya? Yani o kadar büyük bir dönüşüm ki bu. 1 milyar insanın fakirlikten kurtulması demek. 1 milyar insan hakikaten 30 senede fakirlikten kurtuldu Çin. 1 milyara yakın insan fakirlikten orta sınıfa yükseldi. Bu nasıl bir dönüşüm? Hayal bile edemeyeceğimiz büyük bir dönüşüm. Benzer bir dönüşümü Hindistan şu anda başarmaya çalışıyor. Ve Hindistan da atılım içinde. Yani önümüzdeki 10 yıllar içinde çok büyük atılım yapacağını göreceğiz Hindistan'ın da aynı şekilde. Vietnam aynı şekilde çok büyük atılımlar yapıyor bir taraftan. İşte Meksika, Brezilya böyle gelişen bu ekonomilerde çok büyük atılımlar görüyoruz, göreceğiz belki. İşte bu böyle bir şeyde biz kendimizi nasıl dönüştüreceğiz Türkiye olarak? Bunu da hani bu da bir mucize gerek. Hakikaten hani çok zor bir dönüşüm. Ama bunun da motoru her zaman olduğu gibi işte teknolojiden, eğitimden, işte hayal gücünden, meraktan, tutkudan, bu ezbercilikten çıkma, teknikçilikten çıkma efendim, insanları boğan bu ideolojilerden kurtulma, kucaklama, herkese kendi konumunda kabul etme, farklılıklara saygı gösterme, o hoşgörü demokrasi kültürünü yeşertme. Bunları biz başarmadıkça bunları başaramayız. Yani dünya çapında mesela insanlar Türkiye'ye bilim üretmek için, inovasyon üretmek için Türkiye'ye göç etmiyorsa, gelmek istemiyorsa böyle olan yapamayız. Hani biz o kadar güzel sistemler oluşturmamız lazım ki bütün dünyadan insanlar akın akın böyle Türkiye'de çok iyi teknoloji üretebilirim desin. Ben görüşüm ne olursa olsun çok rahat, çok güzel bir şeyler başarırım. Orada kurumlar benim önümü açar dese. Öyle bir ortam biz yeşertmedikçe ülkemiz. Öyle kurumlar oluşturmadıkça işimiz çok zor. Ya o açıdan mesela senin yaptığın çok değerli. Çünkü bir şeyleri yeşertmeye çalışıyorsun. Çorak bir yerde hani orta hani güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorsun.